Hiçbir zaman Alevi toplumunu terör örgütleriyle şöyle ya da böyle ilişkilendirmeye hiç kimsenin hakkı yok. 7 Haziran seçimine yaklaşılırken HDP'ye baraj atlatma kampanyası hız kazandı. Hedef olarak seçilen Alevi yurttaşlar kampanyaya tepkili. Alevi önderleri sert bir bildiriyle HDP kampanyasına tepki gösterdi. O bildiriyi gazeteci yazar İsmail Pehlivan da imzaladı. Pehlivan, Alevilerin terörle yan yana gelemeyeceğini vurguladı. Çünkü Alevi toplumu insan merkezli, kendine insanı rehber eden ve tapılacak en büyük, okunacak en büyük kitabın insan olduğunu kabul eden bir anlayıştan geliyor. Pehlivan, Alevilerin Atatürk'ten uzaklaştırılmak istendiğini söyledi. Bunun içinde tekke ve zaviye kanununun kullanıldığını belirtti. Mustafa Kemal tekke ve zaviye kanunuyla Alevileri mahvetti. Alevilerin bütün dergahlarını ve tekkelerini kapattı. Şimdi evet. Bu algı çok yanlış bir algı Filiz Hanım. Aleviler 1925'te Alevilerin ne bir tekkesi vardı ayakta duran ne de bir dergahı vardı. Kulaktan dolma bazı ezberlerle sürekli Mustafa Kemal'i bu alanda mahkum etmeye çalışıyorlar. Mustafa Kemal Atatürk bu kanunu çıkarırken ayaktaki bütün tekke ve zaviyeler sünni irticacı Vahabi görüşlü tekke ve zaviyelerdi. Pehlivan, HDP'nin algı operasyonu yürüttüğünü vurguladı. Selahattin Demirtaş bir algı operasyonu yaptı. Bu seçim sürecine girince Türkiye bütün cemevlerini tek tek dolaştı. Kapı kapı dolaştı. Ve oralarda sürekli şunu fısıldadı. Bakın, eğer Aleviler HDP'ye oy vermezse AKP tek başına iktidar olacak 400 milletvekiliyle. Evet, o çok kullanılan. Biz barajın altında kalırsak AKP tek başına iktidar olacak ve ilk kıyacağı kesim Alevilerdir. Yok böyle bir şey. Tahtacılar Derneği Kurucu Genel Başkanı Mehmet Şahin de HDP'den aday olan 3 kişinin Alevileri temsil etmediğini söyledi. Bu arkadaşlarımızın temsil ettiklerini söyledikleri yapıya baktığımız zaman Türkiye'deki Alevi hareketin, Alevi dernekleşmelerinin, Alevi vakıflarının, Alevi tabanının yüzde kaçına tekabül ettiklerini kendileri söyleseler çok daha iyi ederler. Çünkü bu arkadaşlarımızın birçoğunun Alevi tabanıyla, Alevi örgütleriyle ilgisi yoktur. Şahin, HDP'nin ikili politikasına dikkat çekti. Ancak bu söylemlerinin arkasında bir tarafında Alevilerin temsilcisi biziz, onlara temsilci olmaya adayız derken aynı zamanda kalkıp Urfa'da Alevilerin katledilmesine sebep olan, Türkiye'nin gericileşmesine sebep olan Şeyh Said'in anma etkinliğini düzenliyorlarsa Akdeniz Belediyesi'nde, Mersin'de, ben kendi yaşadığım kentten örnek veriyorum. Hepsi somuttur, açıktır. Eğer Akdeniz Belediyesi'nde kalkıp aynı zamanda 29 Mart'ta 2015 yılında Said Nursi'yi anabiliyorlarsa şimdi o zaman oturup bir düşünmek gerekir.